Merhaba sevgili izleyiciler. Bildiğiniz gibi seçim sattığına yaklaştıkça her geçen gün hem iktidar hem muhalefet, özellikle seçim anketleri ve anket şirketleri seçim sonuçlarını ve çıkabilecek muhtemel adayların kim olup olmayacağı konusunda çeşitli rivayetler ve çeşitli yorumlar her gün defaten izliyor, dinliyor veya okuyorsunuz. Biz de bugün Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşımış olduğu "Seçim anketleri neyi gösteriyor? Bir sürpriz var mı?" başlığıyla olan köşe yazısını birlikte izliyor, birlikte dinliyoruz. Seçim anketleri neyi gösteriyor? Sürpriz var mı diye soruyor Abdülkadir Selvi. Meral Akşener sistem değişmiş gibi başbakanlığa talip oldu. Muhalefet sanki seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu da şimdiden kabine konuşulmaya başlandı. Ha, bir de anayasayı değiştirip parlamenter sisteme dönüş var. Tabi faturayı CHP'ye gönderen kamuoyu araştırma kuruluşlarının yayınladığı sonuçlara inanırsanız, Erdoğan gidici, AK Parti yakında %10 barajının altına düşüyor, muhalefeti iktidarlı günler bekliyor. Muhalefet de buna inanmış durumda. Sonrası seçim gecesi yaşanacak olan hayal kırıklığı olacak. Çünkü bağımsız araştırma kuruluşlarının anketlerinde durum hiç de öyle görünmüyor. Erdoğan önde. Bu millet Erdoğan'ı seviyor. Hilmi Daşdemir'in başkan olduğu Optimar'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişiyle yüz yüze anket yöntemi yaptığı anket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük önemli sonuçlar veriyor. İktidarda muhalefetle kendilerini kandıran ve algı operasyonlarına hizmet eden anketlere inanmak yerine bu iki yılı iyi değerlendirseler, Erdoğan açık ara önde. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçları paylaşacağım. Ancak dikkatimi çeken bir noktanın altını çizmek istedim. O da hem kararsızların hem de oy kullanmayacağım diyenlerin oranının çok düşük olması. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın kararının verdiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan %39.2 ile ilk sırada geliyor. Kılıçdaroğlu yükselişte. Onu 13.6 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Önceleri ikinci, sonraları ise üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu gelirdi. Ama son dönemlerde yaptığı hamlelerle üçüncü sırayla %8.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu yükseldi. Cumhurbaşkanı aday olmadığını açıklamasına rağmen Meral Akşener %8.1 ile dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 7.8 ile Selahattin Demirtaş geliyor. İmamoğlu itirazım. Belediye başkanlığına devam edeceğinin açıklaması İmamoğlu'na yaramamış. %7 ile 6. sıraya gerilemesine neden olmuş. İmamoğlu Ağustos ayında %7.1 ile 3. sırada yer alıyordu. 2. sırada çıkmasına rağmen Mansur Yavaş'la da bir gerileme var. Bunda Yavaş ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığında devam etmek istediklerine dair açıklamalarının etkisi olabilir. Mansur Yavaş Ağustos ayında %16.1 ile yine 2. sıradaydı. Seçmen tereddütü sevmez ama buna rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na göre toplumda karşılığının daha yüksek olduğuna inananlardanım. Şu günlerde ismi tekrar ısıtılan Abdullah Gül ise 0.1 ile 9. sırada yer alıyor. Abdullah Gül en beğendiğiniz siyasetçi anketinde %1.4 ile 8. sıraya gerilemiş. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı adaylığında iki isim ön planda olduğu için Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun hangi partilerden oy aldıklarına bakmak istiyorum. Erdoğan AK Partililerin %81.9'unun, MHP'lilerin ise %68.6'sının oyunu alıyor. Ama önemli ölçüde bir Saadet Partisi ve İyi Parti desteğine de sahip. İyi Partililerin %7.8'i, Saadet Partililerin %33.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun oyu CHP'lilerden ve ikinci sırada
MHP'den geliyor. Ama ittifak ortağı İyi Partililer Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Optimal Cumhurbaşkanlığı seçiminde son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz diye sormuş. Ankete katılanların %41.2'si Erdoğan, %34.7'si Kılıçdaroğlu diyor. Ama kararsızların oranı %24.1 ile en yüksek seviyede. Ağustos ayında Erdoğan %47.4, Kılıçdaroğlu ise %31.8'di. Son hamleler Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarmış gözüküyor. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye anket firmaları sormuş. Belediye başkanlığında devam sinyali vermesine rağmen Erdoğan'ın karşısında en çok oy alan ikinci sıradaki aday olarak Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan %42.6 alırken İmamoğlu'nun %38.0 oranında bir destek çıkıyor. Kararsızların oranı ise %19.5 gerilemiş durumda. Erdoğan mı Yavaş mı? Kararsızların %18.5 ile en düşük olduğu seçenek bu. Ankete katılanların %42.3'ü Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenlerin oranı %39.3 çıkıyor. En beğendiğiniz siyasetçi. Optimal halkımıza en çok beğendikleri siyasetçileri de sormuş. Erdoğan %32.9 ile birinci sırada gelirken onu %16.4 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu burada üçüncülüğe kurumuş. %6.9 alan İmamoğlu'nun %5.5 ile Kılıçdaroğlu takip ediyor. Yavaş ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun önündeki yerlerini koruyor. Meral Akşener'in %5.3 aldığı ankette Demirtaş ise 5.0 ile 6. sırada geliyor. MHP lideri Bahçeli 4.1 ile 7. sırada. Partilerin oy oranı. AK Parti'yi 10'ar puan düşürme başarısını gösteren anketçilerin yürüttüğü algı operasyonu bozulacak ama bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketi olan Optimar'ın araştırmasındaki sonuçlar farklı. Kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti %39'a çıkarken CHP'nin oy oranı %24'e çıkıyor. Dağcılar Everest'in tepesine tırmandı ama CHP bir türlü %25'in üstüne çıkamıyor. İyi Parti MHP konusu. MHP'nin %10.9'a çıktığı ankette İyi Parti %9.9 oranına çıkıyor. Optimal anketlerinde İyi Parti ile ilgili sonuçlara itirazımı biliyorsunuz. Abartıldığı kadar değil ama İyi Parti kısmen bir yükselişte. Ama MHP konusu da önemli. Her seçim öncesinde MHP baraj altında gösterilir. Seçim yapılır, MHP %10'un üzerine çıkar ama kimse çıkıp yanılmışız demez. Seçim sürecine girildi, MHP üzerinde yine aynı anket oyunu oynanıyor. Hakkında kapatma davası açılan HDP'nin oy oranı ise %9.1 çıkıyor. Ekonomi Partisi ne durumda? Her defasında ekonomiye ilişkin verileri de paylaşıyorum. Ekonomi Partisi ne durumda? Her defasında ekonomiye ilişkin verileri de paylaşıyorum. Partilerin oy oranını verirken seçim sonuçlarında etkili olacağına inandığım Ekonomi Partisi'nin oranını vermemek olmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda %43.5 ile ekonomi açık ara birinci çıkmış. Onu %13.1 ile işsizlik takip ediyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte koronavirüs %12.1 alarak üçüncü sıraya gerilemiş. Ekonomiyle ilgili işsizliğin topladığımızda ise %56.6 ediyor. Muhalefetin tümünün oyu toplasanız bu kadar yetmiyor. O nedenle 2023 seçimlerinde AK Parti'nin rakibi muhalefet değil Ekonomi Partisi diyorum. Geçen seçimlerde domates, biber ve soğandı. Bu kez de gıda fiyatlarındaki artış gündemde. Zaten Erdoğan'ın da 2023 seçimlerinde birinci önceliğinin ekonomi olduğu anlaşılıyor. Hayat pahalılığıyla mücadele başarılı olursa Tencere Partisi'nin kazandırmayacağı seçim yok. Kim çözer? Çünkü bu sorunun bir alt başlığı var. Bu sorunu sizce hangi parti çözer denildiğinde %29 ile AK Parti birinci sıraya da geliyor. Onu %23.7 ile CHP takip ediyor. Demiş Abdülkadir Selvi yazısında.
Siz de görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin diyor. Herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim.